Bu videoda elde ettiğimiz denklemin sonuçlarını biraz daha yakından incelemek istiyorum. Tabii önce denklemimizin ne olduğunu hatırlayalım. Hareket eden yüklü bir parçacığın manyetik alanının kuvveti, skaler bir büyüklük olan parçacığın yükü, çarpı parçacığın hızının manyetik alanla olan vektörel çarpımına eşitti. Peki, hız vektörü, uzaklık vektörü bölü zamanla aynı şey değil midir? Evet, hız vektörü eşittir elektronun kat ettiği uzaklığa L dersek L bölü T. Şimdi de bunu kullanarak kuvvet vektörünü yük çarpı 1 bölü T çarpı uzaklık vektörünün manyetik alanla vektörel çarpımı olarak yazıyorum. Gördüğünüz gibi hızı zaman başına uzaklık olarak ifade ettim. Ve zamanın sadece büyüklüğü olduğu için bunun skalar bir büyüklük olduğunun da altını çizmek istiyorum. Zamanda değişim olabilir ama bunun bir yönü olmaz. Yani zaman içerisindeki bir açıyla hareket etmeyiz. Vektörel çarpımı etkilemediği için skaler büyüklüğü dışarı aldığımızda geriye kuvvet eşittir, yük bölü zaman çarpı. Bu arada buradaki zaman vektör değil, normal bir sayı. Evet, çarpı uzaklık vektörüyle manyetik alanın vektörel çarpımı. Peki, şimdi size bir soru. Yük bölü zaman ne anlama geliyor? Klomp bölü saniye. Bu akımdır öyle değil mi? O halde kuvvet eşittir akım çarpı akımın aktığı uzaklığın manyetik alanla vektörel çarpımı yazabiliriz. Bu L'nin bazen büyük harfle yazıldığını görebilirsiniz ama küçük L ile başladığımız için küçük L ile devam etmek istiyorum. Bu formül buradaki ile aynı aslında. Sadece hızı uzaklık bölü zaman olarak yazdık ve sonra zamanı dışarı aldık. Yükü zamana böldük ve akımı elde ettik. Bunun için unutursanız sakın endişelenmeyin. Çünkü az önce de gördüğünüz gibi buradan buna geçmek oldukça kolay. Hadi bakalım. Şimdi sırada bu formülü kullanıp manyetik alanın akım taşıyan tel üzerindeki etkisini bulalım. Öncelikle şunu yukarıya taşıyayım ki burada üzerinden akım geçen bir tel çizmeye yerim kalsın. Evet, yeşille yeniden yazayım. Akım taşıyan teldeki manyetik alan kuvveti yönüne göre pozitif ya da negatif olabilecek skaler bir büyüklük olan teldeki akım çarpı. Aslında akım her zaman pozitiftir ama eğer akım uzaklık vektörümüzün tersi yönünde hareket ediyorsa negatif olabilir. Her neyse. Biz bu akımın uzaklık vektörü yönünde hareket ettiğini düşüneceğiz. Evet. Skaler bir büyüklük olan akım çarpı uzaklık vektörümüz ya da iletkenin uzunluğu olan L'nin manyetik alan vektörüyle çarpımı. Evet. Bakalım bunu uygulayabiliyor muyuz? Şu ana kadar hep ekrandan dışarı doğru olan manyetik alanlarla uğraşmıştık. Onun için bu sefer de ekrandan içeri doğru giren, sadece X kullanarak çizildikleri için gösterimleri de oldukça kolay olan bir manyetik alan çizelim. Bunların neden X ile gösterildiklerini merak ediyorsanız bir okun arka ucunu hayal edin. Aynı mantıkla bir daire içindeki noktanın da okun ön ucunu yani ekrandan dışarı doğru çıkan bir manyetik alanı temsil ettiğini düşünebiliriz. Ne de olsa size doğru gelen bir okun sadece ucunu ve belki de ufak bir daireden ibaret olduğunu görebilirsiniz öyle değil mi? Her neyse. Bunun ekrandan içeri doğru giren bir manyetik kalan olduğunu, yani buradaki B olduğunu bir kere daha tekrar ettikten sonra buna bir de değer vermek istiyorum. B'nin büyüklüğü mesela bir tesla olsun. Ve şimdi de bu manyetik kalan içinden geçen bir tel hayal edelim. Evet manyetik alan içinden geçen tel bilgisayar ekranımızın düzlemi içinde olsun. Aynen bu şekilde. Telin üzerinde akım olduğundan da bahsetmiştik. Bu akım bu yönde akıyor ve mesela 5 amper ya da kulompluk bir akım olsun. Hazır mısınız? Soru geliyor. Bu telin bir bölümü üzerindeki manyetik alana etki eden net kuvvet nedir? Bahsi geçen bölüm de mesela buradaki 2 metrelik bölüm olsun. Daha fazla tel oldukça hareket eden yüklü parçacıkların sayısı da çok olur, değil mi? Kısacası inceleyeceğimiz bölüm ne kadar uzunsa kuvvet de o kadar büyük olacak. Telin ne kadarlık bir kısmını inceleyeceğimiz işte bu yüzden önemli. Bunu da açıkladıktan sonra telin buradan buraya olan bölümündeki manyetik alan kuvvetini hesaplayabiliriz. Kuvvet eşittir akım, yani 5 amper. Akım pozitif yüklerin aktığı yönde olduğuna göre bizim işimizi de görecek. Çünkü formülde pozitif yükün hareket edeceği yönü seçtik. Eğer burada bir elektron ya da negatif yük olsaydı buraya eksi işareti koymamız gerekirdi. Bazı şeylerin gerçekten nasıl göründüklerini gözünüzün önüne getirmek isterseniz bunu elektronlarla yapmak biraz zor. Çünkü elektronlar bir idealden ibarettir. Ama akımın bu yönde aktığını düşünürsek bu yanlış olmaz. Evet akımı bu yönde hareket eden pozitif yükler olarak düşünelim. Uzaklık vektörünün büyüklüğü 2 metre, yönü de akımla aynı yani bu şekilde. Evet, L'yi de işte bu şekilde çiziyorum. Zaman zaman tanjantlarla sorun yaşıyorum ama sanırım bu sefer oldu. Evet, L bu yönde ve 2 metre. Akım yani I ise 5 amper ve manyetik alanda 1 tesla ise bu neye eşit olur? Birimlerin hepsi istediğimiz birimler. Yani bir dönüştürme yapmamıza gerek yok. Kuvvet eşittir 5 çarpı bu yönde 2 metre. Yönü şu anda göstermeyeceğim. Sadece büyüklüğünü not edeyim. 2 metre çarpı manyetik alan yani 1 tesla. Vektörel çarpım alırken L'nin büyüklüğü çarpı B'nin büyüklüğü çarpı aralarındaki açının sinüsü çarpı sağ el kuralıyla yönünü bulacağımız birim vektör işlemini yapmalıyız. Uzaklık vektörünün büyüklüğü 2 metreydi. Manyetik alanınki ise 1 tesla. Aralarındaki açıya gelince manyetik alan ekrandan içeri doğru giriyordu. Yani şu çarpı ile gösterdiğimiz alan manyetik alan. Uzaklık vektörümüzde bu şekilde uzandığı için 3 boyutlu olarak düşündüğümüzde bu iki vektörün birbirlerine dik olması yani aralarındaki açının 90 derece olması lazım. 90 derecenin sinüsü de 1'dir büyüklük olarak değerlendirirsek aslında kuvvetin büyüklüğünü bulduk bile. L çarpı B yani 2 metre çarpı 1 tesla çarpı akım. İşte bu kadar. 5 amper çarpı 2 metre çarpı 1 tesladan kuvvetin büyüklüğünü 10 newton olarak bulduk. Şimdi bir de bu kuvvetin yönüne bakmamız lazım. Bunu yaparken sağ el kuralını kullanacağız. Pozitif yüklerden birinin bu yönde hareket ettiğini düşünelim. Hemen bir sağa çizeyim. Baş parmağımız bu yönde ise işaret parmağımız L yönünde olacak. Manyetik alan ekrandan içeri doğru olduğunda bunu çizimde göremeyeceksiniz ama orta parmağın ekrandan içeri doğru yani aşağıya gösterdiğini hayal etmenizi istiyorum. Baş parmağımız kuvvetin yönünü gösteriyor. İşaret parmağımız L'nin yönünde. Göremediğiniz orta parmağımız da manyetik alanın yönünde olunca baş parmağım kuvvetin yönünü verir. Evet bu telin bu bölümündeki kuvvet akımın yönüne dik ve 10 newtonluk bir kuvvetmiş.